Futbolun şehirlerinde bu hafta Ayvalık'tayız. İnsanın dünya üstünde kendini mutlu hissettiği bir yer mutlaka vardır. Benimki de işte tam burası, Ayvalık. Ayvalık'ta insanın kendini mutlu hissetmemesi için bir sebep yok aslında. Burası doğal ve kültürel güzellikleriyle buraya gelen herkesi büyülüyor. Tabii Ayvalık dediğimiz zaman ilk akla gelenlerden biri de zeytin ve zeytinyağı. Türkiye'de zeytinin ve zeytinyağının başkenti burası. Bunun yanında turizm yine Ayvalık'ta çok önemli bir gelir kaynağı. Çok güzel tesisler var, çok güzel plajlar var ve Ayvalık yaz aylarında tıklım tıklım doluyor. Ayvalık, Cunda, Küçükköy, Altınova, burada gidip görebileceğiniz çok sayıda yer var. Ayvalık halkı spora da tutkuyla bağlı. Başta futbol olmak üzere bütün sporları burada severek yapıyorlar. Futbol takımı da hedeflerini büyütmüş durumda. Ayvalık Gücü artık profesyonel liglerde mücadele edip daha sonrasında da daha üst liglere çıkmanın planlarını yapıyor. Bu programda da size bütün bunları anlatacağız aslında. Ama programı şöyle tekne üzerinde Ayvalık'a doğru teknemiz yavaş yavaş süzülürken açalım istedik. Bu güzellikleri siz de görün istedik. Hazırsanız Ayvalık'ı gezmeye başlıyoruz. Ayvalık'a geldiğiniz zaman kahvaltı yapmak için tercih edeceğiniz yerlerden biri de Küçükköy. Son yıllarda burası iyice popüler hale geldi ve Küçükköy'e geldiğiniz zaman ne yiyeceksiniz? Tabii ki boşnak böreği yiyeceksiniz. Volkan Ataş'la birlikteyiz. Neden bu kadar seviliyor bu boşnak böreği ve nasıl yapılıyor? Şimdi boşnak böreği bizim yöresel bir böreğimiz. Biz boşnak göçmenleri olarak hamurdur bizim mutfağımız. Bu da boşnak böreğimiz de en büyük özelliği hamurun elle açılması ve içinde arzuya göre kıyma, peynir, patates, patlıcan, ıspanak çeşitleri mevcut. Peki en çok burada ne tercih ediliyor yazın? Vallahi burada yazın en çok kıymalı, patatesli, peynirli, patlıcanlı, ıspanaklı. Yani dediğimiz 5 çeşidi her zaman bulunduruyoruz. Tercihine göre, damak lezzetine göre tercihte bulunuyorlar. Burada değişik bir çeşit var yalnız. Yoğurt. Bu da boşnak mantımız, ribisa dediğimiz boşnak mantımız. Bu da yine aynı hamuru daha ince açıp içine kıyma koyduğumuz, daha sonra yoğurtla, zeytinyağıyla, baharatla soslayıp servis ettiğimiz bir ürün. Yani ben ondan önce hiç tadına bakmamıştım. Onu ilk defa şimdi deneyeceğim. O da çok lezzetli gözüküyor. Son olarak futbolu sorayım. Futbol da çok seviliyor burada. Vallahi futbol, zaten burası futbol ilçesi olarak, beldesi olarak geçer. Futbol kışın burada hayat tarzı. Bizim bölgesel ligde Ayvalık Gücümüz var. Ayrıca bizim burada da Küçükköy Sporumuz var, mahalle takımımız. Ayvalık ilçesinde şu anda hali hazırda 9 tane faaliyette olan amatör futbol takımı var. Ayvalık Gücü de Bal Ligi'nde bütün bu takımların temsili gibi duruyor. Profesyonellikte oynayacak olması heyecanlandırıyor mu? Hepimizi heyecanlandırıyor. Bütün mahalle takımlarının hepsini heyecanlandırıyor. Yöre halkını heyecanlandırıyor. Ayvalık'ta Ayazman'ın içerisindeyiz. Burası 1852 yılında bulunmuş. Hikayesi de çok ilginç aslında. 16 yaşında hasta olan bir kız rüyasında defalarca Meryem Ana'yı görüyor. Ve Meryem Ana onun iyileşmesi için tam da şu an bulunduğumuz noktayı işaret ediyor. Bu rüyanın üzerine bu bölge kazılıyor
ve bu bölgede bu ayazma, yani kutsal su kaynağı ortaya çıkarılıyor ve kız iyileşiyor. Ondan sonra da herkes burayı şifa bulmak için kullanıyor. O dönemde önce dışarıda bir birinci ayazma var. Orası yapılıyor, daha küçük bir yer. Fakat gelenler o kadar fazla ki yetmiyor ve arka tarafta daha büyük bir havuz açılıyor. Şu an tam içinde bulunduğumuz yer aslında. Ve hastalar akın akın geliyorlar buraya. Her türlü derde deva olduğu söyleniyor. 7 gün boyunca burada kalıyorlar. Etraftaki bölgelerde yatıyorlar. Kutsal suyla tedavi olmaya çalışıyorlar ve o dönem buranın hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Aslına bakarsanız buranın da ilginç bir özelliği var. Kilise olmayan tek ayazma burası belki de. Çünkü genelde ayazmaların etrafında, Anadolu'da da pek çok yerde gördük ki kiliseler inşa edilmiş. Burada herhangi bir kilise yok. Sadece ayazma bir şifa kaynağı, bir belki de o dönem hastane gibi düşünülmüş ve yapılmış. Aslında genişletilmesinde de pek çok katkıda bulunanlar var buraya. Sakız Adası'ndan bir kaptanın gelip burayı daha genişlettiği, daha iyi hale getirdiği de hikaye ediliyor. Sonrasında ise uzun yıllar burası kullanıldıktan sonra Ortodoks inancına göre kutsal suyun olduğu bu bölge Müslümanlar tarafından da aslında zaman zaman kullanılmış. Ve 1940'lı yıllarda biraz unutulmuş burası. Bir deprem sonrası ortadan da kalktığı için burası bir zeytinyağı fabrikasına dönüştürülmüş. Ondan sonra 2000'li yıllarda, 2011 yılında yapılan kazılardan sonra da burası şu anki halini almış. Bence Ayvalık'a geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken bir nokta. Zaten içeriye girdiğiniz zaman buradaki enerjiyi çok net hissedebiliyorsunuz. Ne diyor burada? Sadece yüzünü değil, günahlarını da yıka. Çünkü inanış o zaman buymuş. Bu suyu açıyorsunuz. Yüzünüzü yıkadığınız zaman günahlarınızdan da arınıyorsunuz. O zaman buna inanıyorlarmış. Biz de gelmişken bir yıkayalım bakalım. Ayvalık'ta Hayrettin Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Erkan Cılak yanımızda, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı. Aslında bölgedeki pek çok camide olduğu gibi burası da eski bir kilise. Burası Ayvalık'ta yapılan ilk kilise. 1780 yılında İkonomos şehri tekrar yeniden oturtmaya çalıştığında kiliseyi ve de 20 sınıflı 19 öğrencisi olan, yatakhanesi olan 20 sınıflı bir okul yapılıyor. Buradan yetişen öğrenciler 1803 yılındaki Ayvalık'taki kolezyumun mimarlarıdır aslında. Yani oradaki ilk eğitimcilerdir. Yunanlıların aydınlanma, Ayvalık'taki aydınlanma çağı 1803'teki kolezyumla başlar. 1951 yılında yol yapılırken kolezyum yıkılmış durumdadır ama 1803 yılından mübadeleye kadar olan süreçte eğitimleri, buradaki eğitimleri o kolezyum üzerinden. Başlangıcı ise burasıdır. Şimdi Hayrettin Paşa Camisi olarak geçer. Bizim birçok camimizde olduğu gibi kiliseden döndüğü için camilerimiz. Burada arkada da gördüğünüz gibi girişi aslında kilise ama kıble farklı olduğu için belli bir süre sonra da açıları değiştirilerek cami olarak kullanılmaktadır. Ama tarihsel olarak eğitim anlamında çok önemli bir yeri vardır buranın. Yandaki o bahsettiğimiz o dönem yapılan okulda şu an yine okul olarak kullanılıyor herhalde. Okul olarak. Çünkü ilkokul olarak kullanılıyordu. Şu anda durdu. Bir iki yıldır belli sebeplerle ama orası bu alan hediye olarak veriliyor İkonomos'a. İçinde su kaynağı var bu alanın. 4000 metrekarenin içinde su kaynağı var. 700 metrekaresi kilise ve okullar için ayrılmıştır. Bu buraya kitaplar da Efes'ten gelmiştir. İlk 300 kitapla başlamıştır burası 1780 yılında. Sonra depremler 1840'lı yıllarda olan 43'te olan depremlerden sonra o taraftaki binanın yenilenmesi söz konusudur. Ama özellik şudur. O sütunlar Ayvalık'taki bütün kiliselerin yapısını, mimari yapısını oluşturuyor.
Başlangıç nasıl başladıysa son kiliseye kadar da benzer mimari yapıyla gitmiştir. Burada yapılan hep işte Rum evleri denir. Rum evleri yok burada, Ayvalık evleri vardır. Farklıdır. Kilise, Rum kilisesi, hayır, Ayvalık kiliseleri farklıdır. Yapısı farklıdır. İşte Pissaros'un yani bize kadar gelen farklı bir mimari kültür. Yani ilk defa burada yapıyor Pissaros. Doğru. Bu sütunlu mimariyi. Doğru. Ve bundan sonra Ayvalık mimarisi olarak geçiyor. Kilise mimarisi. Hepsi aynı. Aynı. Hepsi evet, bu evet, günümüze evet, kadar da böyle geliyor. Geliyor. Ya burası bir başlangıç noktası Ayvalık için. Ayvalık'a geldiğiniz zaman Macaron Mahallesi'ni mutlaka gezmelisiniz. Çünkü Ayvalık'ın en özgün evlerinin olduğu yer burası. Ve Macaron Mahallesi'ne geldiğiniz zaman da oturup dinlenmek için burada bir bademli muhallebi mutlaka yemelisiniz. Gerçekten de buranın en özgün lezzetlerinden biri. Öncelikle elinize sağlık diyelim. Çünkü ben zaten burayı bildiğim için uzun yıllardır bunu yiyorum ama bademli muhallebi fikri nereden çıktı? Çünkü daha önce pek başka yerde görmedik bunu biz. Yani kültürümüzde çok yaygın olarak tatlılarda kullanılan bir malzeme biliyorsunuz badem. Ve Osmanlı'dan itibaren keşkül aslında evet, ana ismidir. Keşkülün çok fazla farklı çeşitleri yapılıyor. Ama bizim yaptığımız biraz daha böyle helvamsı ve farklı bir işleme tarzıyla bir bademli muhallebi. Bademde biliyorsunuz çok çektiğinizde un olup yoğunlaşmaya katkıda bulunan bir malzeme. Az koyduğunuzda içinde hissedilmeyen bir malzeme. Dolayısıyla aslında bademli tatlılarda hani eğer badem olduğu iddia ediliyorsa tatlının içerisinde yoğun olarak bulunması gereken bir şey. Bademli muhallebide de gayet yoğun bir oranda badem var. Peki çok kısa hemen diğer ürünleriniz de var aslında. Sakızlı muhallebi yine burada Ege'ye evet, özgü bir lezzet. Sakızlı muhallebi biraz çeşitlendirdik. Üstü spangileli olan, çikolata soslu olan, vişneli olan tarzında yapıyoruz. Daha farklı lezzetler arayanlar için de geçen sene çıkardığımız bir ürün bu. Portakallı ve çikolatalı muhallebi. Ama dediğim gibi burada Astrolist bademli muhallebi. Evet, buyurun. Biz de tadına bakalım o zaman. Yani ben zaten sürekli yiyorum gelip burada. Yalan söylemeye gerek yok yani. Sürekli yediğim için tadını biliyorum. İlk defa yiyormuş gibi hani o çok güzelmiş falan yapamayacağım. Zaten çok güzel olduğunu biliyordum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ayvalık'ın içerisinde bir dönem kilise olmuş, daha sonra camiye dönmüş pek çok ibadethane var. Onlardan biri olan Çınarlı Cami'deyiz şu anda. Burası 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış ve Hagia Georgi Kilisesi olarak biliniyordu. Aslına bakarsanız Yunanistan'daki pek çok kiliseyle benzer özelliği olan Ayayani Kilisesi tarzı mimarisiyle dikkat çekiyor. Yunanistan'da da 3-4 yerde var. Nasıl bizde ulu camiler Anadolu'nun her yerine yayılmış, Yunanistan'da da aynı yapıda benzer özellikte camiler var. Bu da onlara benzetilerek yapılmış Hagia Georgi Kilisesi. Tabii antik dönem Yunan mimarisinin bazı özelliklerini de taşıyor. Yatay değil, dikey formatta olması. Özellikle içindeki
duvar süslemeleri günümüze kadar da ulaşmış durumda. Pek çok camiye çevrilmiş kilisede görüyoruz. O süslemeler kapatılmış oluyor ya da günümüze kadar gelmemiş oluyor ama burada baktığınız zaman o süslemelerin pek çoğu içeride hala duruyor ve günümüzde de cami olarak kullanılıyor. Tabii sonradan minare eklenmiş. O minare fırtınadan pek çok kez yıkılmış, yeniden yapılmış. Ama geldiğiniz zaman görkemli yapısıyla Ayvalık'ın tam merkezinde dikkat çeken bir ibadethane. Ayvalık'ın da en güzel noktalarından biri. Şu anda içinde bulunduğumuz cadde bir dönem Ayvalık'ın ana yoluydu, ana caddesiydi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de 13 Nisan 1934 tarihinde Ayvalık'a geldiğinde bu caddeden geçti ve daha sonra şehrin meydanına indi. Aslına bakarsanız burası o dönem ana cadde olarak kullanılıyordu. Daha sonra sahilde yapılan yol sonrası burası biraz arkada kaldı ama bu yolun bizim için önemi tabii ki Atatürk'ün bu yoldan geçmiş olması, Ayvalık'a girişinde bu yolu kullanmış olması. O dönemde zaten hem ticaretin döndüğü merkez burasıydı, hem de ilk yerleşimin olduğu merkez burasıydı. Zaten etraftaki yapılara baktığınız zaman da bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Atatürk'ün yürüdüğü yoldan hayatımız boyunca yürümeye devam ediyoruz. Yine o yoldan yürüyerek Ayvalık'a giriyoruz. Ayvalık sokaklarında gezip dolaştıktan sonra yorgunluk için gelip buranın en ünlü kahvelerinden birine oturduk. Burada özellikle karadut suyu ve yazında koruk suyu içmek için sık sık oturuyoruz aslında. Hem karadut suyu hem koruk suyu çok lezzetli. Tabii ki çayı kahvesi de var ama aynı zamanda burası bir kültür merkezi. İçeriği gezip gördüğünüz zaman zaten çok daha iyi anlayacaksınız. Etrafta çok fazla galeri ve atölye var. Sanatçıların çok yoğun yaşadığı bir bölge burası ve burası da adeta bir kültür merkezi işlevini görüyor. Duvarlarda asılı olan objeler ve içerideki materyallere baktığınız zaman buranın bölge için ne kadar önemli bir yer olduğunu da anlıyorsunuz. Yani sadece oturup çay kahve içilecek yer değil, aynı zamanda sanatçıların buluştuğu bir nokta burası. Koruk suyu da, karadut suyu da çok lezzetli ayrıca. Ayvalık gücünün efsanelerinden biri. Üngör Sezer'le birlikteyiz. Süper Lig'de de forma giymiş, futbolculuğu döneminde kalecilik yapmış Süper Lig'de. Ayvalık'ta da Ayvalık gücünü en iyi bilen isimlerden biri belki de. Onun için de ona soracağız Ayvalık gücünü. Nedir Ayvalık gücünün hikayesi? Böyle başlangıcından bugüne kadar bize böyle özetleyebilir misiniz? 50'li yıllarda, 49'lu, 48'li yıllarda Midilli ile başlar. 52'li, 53'lü, 54'lü yıllarda İzmir. Buraya çok yakın Göztepe, Altay, Altınordu, Yümen Sıcak hep buralara Ayvalık Gençlik Kulübü vardı o zamanlar. Evet. Ayvalık Gençlik Kulübü olarak buralara hep her hafta başlara gelen insanlardı. Gençlik Kulübü 50'li yıllardan 63'e kadar hep lider olarak kaldı. Ondan sonra 63-64 yıllarında bir bocalama geçirdi. Evet. O dönemde Barbaros, Çınarspor bunlar
5-6 arkadaş daha var. Bunlar birleştiler. Ayvalık gücünü kurdular. Evet. Ayvalık gücü o dönemden 70'e kadar dışarıdan gelen topçularla burada güzel bir takım kurmuşlar. Evet. 70'e kadar onunla idare etmişler. Ondan sonra bir bocalama devresine girmişler, küme düşmüşler. Evet, en üst gördüğü lig Ayvalık gücü. Ayvalık en üst gördüğü lig, ikinci ligi gördü. Üçüncü ligin son maçı burada Manisa Spor'la 4-3 mağlup oldu. O maçı kazansa belki şeye çıkacaktı. Evet. Süper lige çıkacaktı. Ayvalık gücü sizin için ne ifade ediyor? Yani ben duydum ki Ayvalık gücü deyince siz çok duygulanıyorsunuz. Evet, duygulanıyorum. Ben bir geçen akşam bir konuşma yaptım bir toplantımızda. Dedim herkese annesinden babasından bir miras kalıyor. İlgileniyorlar bilmem ne yapıyor. Bana da dedim Ayvalık gücü miras kaldı. Ve Ayvalık gücü o kadar ilgilendim ki 10 defa gittim 10 defa geri geldim. Yani böyle bağlılığım var. Hastayım, severim. Çok seviyorum Ayvalık gücü. Ayvalık gücünün yine efsane futbolcularından biri namı diğer Çeçen Hasan'la birlikteyiz. Evet. Herkesin tanıdığı ismiyle söyleyeyim. Evet, evet. Siz ikinci ligde olduğu dönemde oynadınız. 80'li yıllarda. 80'li yıllar evet. Üçüncü lig ve ikinci lig amatör olarak devam ettik tabii. O zamanki ligde biliyorsunuz amatörden genç takımdan gelen oynayabiliyordu. Peki o dönemki Ayvalık gücü, daha üst liglerde olan Ayvalık gücü bize biraz anlatabilir misiniz? O dönem neler yaşanıyordu? Stat doluyor muydu? Buradaki ilgi nasıldı maçlara? Ali Kiraz'la biz bir baba eski maçı yaşadık burada. Hı. 36 maç oynadık. Bir defa mağlup olduk ve ikinci lige çıkamadık. Burada 10-12 bin kişi vardı sahada. Hı. Yer gök insandı yani. Ondan sonra üçüncü lig macerası başladı. Üçüncü ligde rahmetli Tamer Güney hocamız, meşhur Adanalı Fatih Terim'in de aynı zamanda hocası. O geldi Ayol gücüne. Onunla birlikte biz üçüncü lige devam ettik. Üçüncü ligde şampiyon olduk. Yani Ayvalık'ta futbol her dönem sevildi. Her aslında. Dönem. Her dönem sevildi. Ben yaklaşık 62 yaşındayım. 45 senem statta geçti. Peki şimdi Ayvalık gücünü nerede görmek istersiniz? Vallahi benim görebileceğim en yüksek nokta üçüncü lige çıkıp şu anda hedef o. Arkadan da en kısa zamanda ikinci lige çıkmak. Peki unutamadığınız maç baba eski maçı dediniz. Evet. Var mı? Galatasaray maçı var. Ha, buraya onu soracaktım. Büyük kulüpler de geldi çünkü. Tabii canım, Galatasaray Türkiye Kupası oynadık. O sene Galatasaray bizi burada 1-0 yendi. Biz gittik İstanbul'da 1-0 galiptik. Arkadan Tanju'yu Manju'yu oyunu aldı hoca. Beşlediler bizi tabii orada Ali Sami'yle. Beş yaptılar bize. O da unutulmaz maç. O unutulmaz tabii. Unutulur mu? Simo Güçler, Prekazi'ye karşı oynuyorsun abi yani. Kolay değil. Ayvalık sokaklarına gezerken hemen hemen her köşe başında tarihi bir yapıya rastlamanız mümkün. Zaten aslında Ayvalık sokakları baştan aşağı tarih kokuyor ama burada yine kiliseden camiye dönüştürülmüş birçok yapının olduğundan bahsetmiştik. Bu da onlardan biri. Ayos Yanni Kilisesi olarak yapılmış. 1850-1870 arasında yapılan kilise. O dönemki diğer kiliselerden farklı bir mimari tarzda yapılmış. Kübik bir mimari tarz var burada ve katedral tarzında yapılmış. Zaten büyük de bir çan kulesi var. Ve aslında içerideki süslemeleri diğer buradaki kiliselerden çok daha farklı, daha sade bir iç yapısı var. Duvarlarında o kadar fazla süslemesi yok. Ve ondan sonra 1928 yılında burası camiye dönüştürülmüş. 1940'lı yıllarda ise çan kulesi zarar görmüş, yıkılmış. Ve o yıkıldıktan sonra çan kulesinin hemen üstüne bir saat eklenmiş ve zaten ismini de oradan alıyor. Saatli cami olarak geçiyor şu an Ayvalık'ta. Ve bu camiyi aslında Ayvalık'ın her köşesinden görmeniz de mümkün. Ayvalık'ta nereye giderseniz gidin bu kuleyi ve hemen sonrasında yapılan minareyi görebiliyorsunuz. Ayvalık'ın en yüksek yapısı.
yatay mimarinin olduğu, Ayvalık evlerinin olduğu güzel sokakların arasında hangi noktaya giderseniz gidin Saatli Camii'nin minaresini ve eski Çan Kulesi'ni görebiliyorsunuz. Ayvalık'ta Taksiryaris Kilisesi'nin önündeyiz. 15. yüzyılda yapılmış Ayvalık'ın en eski kilisesi, günümüze ulaşan en eski yapısı da diyebiliriz. Yapıldığı dönemde burası şehrin merkezi olarak kabul ediliyordu. İsmini de biraz oradan alıyor aslında. Taksiryaris, yani taksim etmekten de anlaşılıyor. Burası bir merkez olarak kabul edilip şehir bunun etrafına doğru yapılanmış. 17. yüzyılda ikinci dönemini yaşıyor, tekrar bir restorasyon geçiriyor. 1844'teki depremden sonra ise günümüzdeki halini alıyor. Aslında çok uzun yıllar burası bir ibadethane olarak hizmet vermiş ama Cumhuriyet döneminden sonra bir dönemde tekel deposu olarak kullanılmış. Yakın bir tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı bir restorasyon çalışması yapmış ve tekrar açılmış burası. İçindeki süslemeleriyle ve binanın yapısıyla aslında en dikkat çekici yerlerden biri Ayvalık'taki ve şu anda da müze olarak hizmet veriyor. Ayvalık'a geldiğinizde uğramadan geçmeyin diyeceğim yerlerin başında gelen bir lokantadayız. İzzet Durko'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyorum. Sağ olun. Aslında bu çekimlerde ben hani geldiğim yerlerde çoğunlukla ilk kez tadına bakıyorum yiyeceğim şeylerini ama burası için öyle bir şey geçerli değil. Çünkü zaten biz İzzet'le uzun yıllardır tanışıyoruz. Tanıştık. Ve ben buranın müdavimiyim, onu söyleyeyim baştan. Çok teşekkür ederim. Onun için bu yemeklerin hepsini önceden tattım ama istiyorum ki siz de tanıyın bu yemekleri. Öncelikle tabii ki çorbayla başlamamız lazım çünkü çorba evet, sizin abi, olmazsa olmazınız. Olmazsa olmaz. Her gün paça, işkembe, beyin, tavuk, tuzlama, damar çorbasıyla başlıyoruz sabahleyin 5'te. Akşamüstü kapatıncaya kadar devam ediyoruz. Çorba ve zeytinyağlı ev yemekleri olarak devam ediyoruz şu an. Tabii zeytinyağı ve zeytinyağının getirdiği lezzet çok farklı. Şimdi Ayvalık mutfağı dediğimiz zaman da lezzet oradan kesinlikle geliyor. Kesinlikle. Çünkü Ege'de ne aklımıza gelir? Bütün 7 bölgenin mutfağının ortak, hiçbirinde olmayan bir özelliği ot. Şimdi aslında senin meşhur bir karışık ot tabağın var. Doğrudur. Zeytinyağlı tabağı daha doğrusu. Burada akkız, enginar, kuzey etli enginar, zoho otu, hindiba ve cibestan oluşan bir karışık aç tabağımız var. Bunun içinde değiştirebilir müşterimiz. Etli koyabilir, zeytinyağların miktarını değiştirebilir, lahana sarma koyabilir. Öyle bir zenginlik yapabiliriz yani. Tabii dedik ya sağlıklı bir mutfak diye aslında. Her şey zeytinyağıyla yapılıyor. Buraya özel yemek olarak hangilerini gösteririz? Şimdi bunların içinde bizim en çok meşhur olanlardan bir tanesi çorbaydı. O da önünüzde zaten siz de her geldiğinizde çorbayla başlıyorsunuz. Bir de ondan sonra şöyle pırasa kavurma var. Değişik bir menüyle kaşarlı, fırınlanmış, zeytinyağlı bir pırasa vererekten, lezzetini de değiştirerekten her yaptığımızda olmazsa olmaz bir yemeğimiz oldu. Bir de hiç bahsetmeden geçemeyeceğim. Buranın evet sizin eliniz gitti. Buranın meşhurlarındandır. Ada köftesi bir Girit mübadele yemeğidir. Buna ilaveten biz bir de tek bir tatlımız var. Kürt sulu kalbura bastı. Son olarak ben biraz futbolu konuşalım derim. Futbolu aslında konuşalım. Şampiyon olduk çünkü hakkımızdır. Evet. Sonunda. Şampiyon Ayvalık gününü evet. Konuşalım. Bu sene bizi çok sevindirdi. Bütün Ayvalık olarak inanıyoruz. Hep beraber kitlendik, kenetlendik.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'le birlikteyiz ve Ayvalık'ı, Ayvalık gücünü konuşacağız. Evet. Öncelikle Ayvalık'la başlayalım. Tabii ki. Şu an cennet gibi bir yerdeyiz. Zaten adını da Cennet Tepesi, Cennet Tepesi koymuşsunuz. Evet. Ayvalık'a en güzel yeren noktalardan birindeyiz. Siz Ayvalık'ı nasıl anlatırsınız? Ayvalık dediğimiz zaman Ayvalık'ı bilmeyenlere Ayvalık'ı nasıl anlatabiliriz? Öncelikle Ayvalık bir tabiat harikası bir yer. 22 adası, tabiat parkı, 3000'in üzerinde tescilli yapısı, şu an UNESCO sürecini başlatmış, UNESCO yolunda bir Ayvalık, zeytini, zeytinyağıyla, birçok değerleriyle özellikle Türkiye'de bilinen bir şehir. Ayvalık'ın bir özelliği de mübadele kenti olması. Burada deniz var, burada çok güzel bir doğa var. Evet. Ve burada bence sporu da seven bir halk var. Kesinlikle. Amatör sporlar açısından bakalım önce futbola gelmeden. Şimdi futbola gelmeden önce o zaman şöyle söyleyebiliriz. Ayvalık baktığımız zaman her tarafımız denizle çevrili. Deniz sporlarının bir sefer özendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu anlamda biz işte 3 yıldır görevdeyiz. Bu süreç içerisinde bir Cunda Arkadeniz'de bizim bir plaj çalışmamız oldu. Orada mesela bir yelken kulübü açılmasına vesile olduk. Yine Capri bölgesinde, Capri dediğimiz plajımız var. Orada da yine bir spor kulübü açılmasına vesile olduk. Dalış sporları açısından da çok önemli bir merkezdir Ayvalık. Tabii ki... Diğer amatör sporlar da var. Basketbol, tabii, voleybol. Basketbol, voleybol. Voleybol kadınlar voleybolda ikincilikteyiz. Ve tabii ki gelelim futbola. Herkesin göz bebeği futbol. Evet. Ve artık Ayvalık gücü çok özlediği profesyonel liglerde, üçüncü ligde. Evet. Bununla ilgili duygularınız, düşünceleriniz neler? Evet, yani biz sezon başında yönetimle ve teknik kadroyla oturup Ayvalık gücün profesyonel ligde olması gerektiğini, işte çatı kulübü olması ve diğer mevcut amatör kulüplerin de Ayvalık'a, Ayvalıklı çocukları yetiştirip herkesin hedefinde Ayvalık gücünde oynamak olsun, Ayvalıklı çocukların hedefinde diye düşünmüştük. Biz buna inandık ve yola çıktık. Tabii bunu konuşurken dedik ki buna şehrin de inanması gerekir diye düşündük. Ve süreç içerisinde şehirde gördük ki evet, bu takım Ayvalık profesyonel lige geri dönmeli diye inandırdık da, kenti de inandırdık. Ve inanın lig süreci içerisinde bütün türbinlerin dolu olduğunu ve heyecanla maçları takip ettiğini, her hafta heyecanla maçlar takip edildi. Demek ki evet, Ayvalık özlemişti profesyonel ligi. Biz de bunu hem inandırmıştık hem o özlemi giderdik diye düşünüyorum. Peki şimdi artık profesyonel lig biraz daha zor. Evet. Biraz daha yatırım gerekiyor belki tesis anlamında. Evet. Son olarak onu sorayım. Var mı daha ilerlere gitmek için böyle bir yatırım planı? Tabii, yani şimdi amacımız dediğimiz gibi 3. lige geri dönmekti. İnşallah tesisleşme, altyapı ve tesisleşme ile birlikte ben Ayvalık'ın daha üst liglerde de yer alabileceğine inanan bir insanım. Ayvalık dediğimiz zaman aslında çok az bilinen yerlerden biri de Altınova. Ama benim de belki en iyi bildiğim yer. Çünkü benim 7 yaşından itibaren bütün hayatım burada geçti, yazları. Hani derler ya, insanın en mutlu olduğu yer, anılarını en çok biriktirdiği yerdir diye. İşte tam da bu noktada, bu sahilde hem çok anılarım var hem de çok dostluklarım var. Onun için benim için çok önemli bir yer Altınova. Aslında Altınova dediğimiz zaman burası Ayvalık'ın en güzel denize girilebilecek noktalarından biri. Altınova'da sahil boyunca pek çok site var. Aslında eskiden çok fazla yoktu, sadece bizim olduğumuz site ve yanında bir site vardı, ama yıllar geçtikçe sayı çoğaldı. Çünkü buranın hem denizi çok güzel hem de çok çok uzun bir sahil şeridine sahip. Belki de Ayvalık'taki en uzun sahil şeridi Altınova'da. O nedenle de insanlar artık burayı tercih ediyorlar. Hava temiz, Kaz Dağları'ndan gelen oksijen var. Her zaman rüzgarlı, temiz havası olan bir yer burası. Deniz güzel, kum var. Daha ne olsun, insan ne ister ki? Biz de ne şanslıyız ki çocukluğumuzdan beri buradayız ve artık neredeyse biraz buralı olduk. Ayvalık'ı
çekerken ben de ufak bir torpil yaptım ve Altınova sahilini benim bütün çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yeri sizlere göstermek istedim. Altınova'da Osman amcanın ekmek fırındayız. Osman Kadayıfçı. Çok uzun yıllardır bu fırında çok lezzetli ekmekler üretiyor. Ve sadece Altınova'da değil, Ayvalık'tan ve bütün civardan ekmek almaya buraya geliyorlar. Çünkü Osman amcanın ekmekleri tadı bir başka. Afiyet olsun. Sağ olun. Osman amca, öncelikle kaç yaşındayız? 36 doğumluyum. Evet, maşallah. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 10 yaşından beri devam ediyoruz. Peki şöyle başlayalım istersen. İlk hani 10 yaşına itibaren çalışmaya başladın. Evet. Sonra kendi yerini açtın. Babam rahmetli açtı. Açtı. Evet. Ondan sonra sen devam ettin. Yani daha evvel çocukluğum yine zamanda bu yandaki oda fırındı. Evet. O harekette arkası yıkılınca babam onu bozdu. 53'te işte böyle yapma niyet etti. Yaptı o zaman Allah rahmet eylesin. İşte ondan beri bu fırın devam ediyor yani. Babadan mı öğrendik ekmek yapmayı, fırıncılığı? Tabii, tabii. Peki hangi ekmekler var şu anda? Sen hani şuradaki şimdi, yaptıklarını bir sayarsan bize. Şimdi yapılan ekmek normal, kepekli, tahıllı, çavdar, tam buğday, mısır, kafkas, ekşi mayalı. Peki bu çeşitleri zaman içinde mi sen kendin geliştirdin? Bizim bildiğimiz kepek normal yapıyorduk daha evvel. Olan yarattı bu çeşitleri. Peki evet. Sizin ekmeklerde bir soğuk fermentasyon mu var? Onu da biraz da, anlatır mısın bize? O da soğuk fermentasyon şeyine döndü şimdi, yapılıyor. Daha mı lezzetli oluyor o zaman? Daha yavaş yavaş fermente olduğu için daha iyi oluyor şekli yani, beğeniliyor. Maşallah hala da işin başındasın. Şükür Allah. Evet. Hiç emekli olmayı düşünmedin mi? Emekli. Kanunen o şeyde olduk da sağ oldukça devam edeceğiz. Ayvalık Gücü Başkanı Suat Taş'la birlikteyiz. Ayvalık'ta futbolu olan ilgiyi ve Ayvalık Gücü'nü onunla konuşacağız. Öncelikle şunu sorayım size. Ayvalık'ta tabii uzun yıllara dayanan bir futbol geçmişi var Ayvalık'ın. Futbol olan ilgi nasıl? Burada halk futbolu çok sever mi? Çok ilgi var. Yıllardır biz 3. ligde oynadık, 2. ligde oynadık. Deplasmana giderken 20 arabayla deplasmana gidiyorduk. O maçlar vardı, geride kaldı o maçlar. Yine aynı günde yaşamak istiyoruz. Tribünler doluyor galiba. Tribünler doluyor tabii, tribünler boş değil. Peki bu sezona başlarken, geçen yıl aslında son anda kaçan bir şampiyonluk maalesef, var. Maalesef. Bu yıla başlarken ne hedeflediniz ve sezon nasıl geçti sizin için? İyi bir yönetim kurduk. Karakterli futbolcular aldık. Kariyerli futbolcular aldık. Ve başarıya ulaştık. Şimdi grup maçları bitti ve artık şampiyon oldu Ayvalık Gücü. Üçüncülük çok daha zor bir platform, üçüncülük. Evet. Peki Ayvalık Gücü üçüncülükte neler yapar sizce? Vallahi bizim deneyimiz var. Daha önce üçüncülükte oynadık biz. İkincilikte de oynadık. İşte zamanla tabii bu durumlara düştük. Ayvalık burası yakışmıyor. Biz profesyonel olmamız lazım. Peki hayalde bir gün Süper Lig olur mu? Olur ve inanıyorum. İnanıyorum.
Ayvalık Gücü Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ'la birlikteyiz. Ayvalık Gücü Profesyonel Lig'e çıkma yolunda gerçekten önemli adımlar atıyor. Öncelikle hocam şununla başlayalım. Ben tabii yakından biliyorum yıllardır buraya geldiğim için ama Ayvalık'ta futbol ne kadar seviliyor size sorayım. Çok sevildiğini biliyorum. Bir de sizin ağzınızdan diyorum. Ayvalık senelerce 2. ligde, 3. ligde futbol oynadı. Burası bir futbol kenti. Futbol da çok seviliyor. Onun için biz de bu sene yönetim kurulu başkanımız hep beraber oturup istişare ettik. Eski günlerine döndürmek için mücadele ediyoruz. Şehirde büyük bir heyecan var. Her taraf bayraklarla süslenmiş. Maçlara ilgi nasıl peki burada? Şimdi burada senelerce 2. ligde oynadığı için çok iyi futbolcular geldi Ayvalık Gücü'ne daha önceki yıllarda. O hava kaybolmuştu. Bu sene biz onu yakalamaya çalıştık ve bunu da başardık gibi görünüyor. İnşallah şampiyon olduktan sonra o seyircinin katkısı da daha çok olacaktır. İyi takım seyretmek istiyorlar. Biz bu sene onu yarattığımızı düşünüyoruz. Seyircinin ilgisi her geçen gün arttı. Şu anda full tribünlere oynuyoruz. Siz göreve geldiğinizde nasıl bir plan yaptınız? Bir plan, proje kapsamında mı çalışmaya başladınız? Şimdi şöyle oldu. Lig bitince geçen sene biz penaltılarda kaçırdık şampiyonluğu. Belediye Başkanımız Mesut Ergin bizi maçlar bitince hemen makamına davet etti. Yönetim kurulu, teknik ekip olarak. Orada bir plan program yaptık. Ayvalık Gücü'nü nasıl üçüncüye çıkartırız diye. O plan program dahilinde çalıştık. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Kısıtlı bir bütçeyle takımı kurduk. Kaliteli, karakterli oyuncuları almaya çalıştık. Onu da başardık. Yani plan program dahilinde oldu her şey. Daha önceden planlandık ve onun akabinde devam ettik. Peki, son olarak artık 3. ligdesiniz. Profesyonel liglerde mücadele edecek Ayvalık Gücü. Bununla ilgili daha ileriki hedefler nelerdir Ayvalık Gücü için? Şimdi Ayvalık Gücü'nün hedefi bitmez. 3. ligdeyiz. İnşallah 2.'ye çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edip Ayvalık Gücü'nü daha önceki olduğu gibi 2. lige taşımak istiyoruz. Valla futbola olan ilgi ileri seviyede insanların gerçekten çok dikkatini çekiyor ve Ayvalık'ta gerçekten köklü bir camia. 1966 senesinde kurulmuş. Oradan bu yana geçmişte birincilik başarıları, şampiyonlukları olan bir camia. Şimdi o günlere de bir özlem var. Biz de iyi bir yolda gidiyoruz. Profesyonel liglere tekrar taşıma anlamında. İnşallah hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah gelecek. Takımımız gerçekten iyi. Çok profesyonel futbolculardan kurulu bir takım, tecrübeli bir takım. Bunu da lige yansıtıyoruz. Mümkün olduğunca da bu atmosferi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Sevgi, saygı, birlik, beraberliğimiz ileri seviyede. Güzel yani. 3 senedir gerçekten çok emek harcıyorum şahsım adına ve insanlar belediye başkanı olsun, antrenör olsun, yani bütün herkes buna çok fazla katkı sağladı. Bu 3 yılın birikmişliği olarak beklenen bir şeydi bu şampiyonluk. Geldiği için de çok mutluyuz. İnşallah bu saatten sonra da Ayvalık daha üst liglere de tırmanarak gidecektir diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim Ayvalık sevdamız toprağa ekilmiş bir fidandır. Aşk ile sevgiyle yeşeren koskocaman bir çınar ağacıdır. Burada hepimiz deplasmanlara giderken bir dilim ekmek, kimimiz evinden domates, kimimiz peynir, salatalıkla çok mücadele edip hep birlikte bu başarıyı elde ettik. Burada öncelikle yönetimimizin bize çok büyük desteği oldu. Belediye başkanımızdan tutun, kulüp başkanımızdan, idarecisinden, malzemecisinden. Yani hepimiz kırmızının yanına hep birlikte beyaz olup bu güzel şehre, bu güzel şampiyonluğu hep birlikte yaşadığımız için sizlere ve bu güzel yanı çeken tüm Beyin Spor Hanesi'ne sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Bizim kırmızı beyaz sevdamız ufaklıktan geliyor, 80'lerden geliyor. Pazar günleri en büyük var olma sebebimiz, en büyük mutluluğumuz Ayvalık Gücü, futbol. Futbolcu ve yönetime, belediye başkanımıza, hepimize inancımız tam.
Şöyle söyleyeyim, benim için takım babadan bize miras. Kırmızı beyaz renkleri seviyoruz. Biz de kendi bizden sonra gelecek neslimize bu aşıyı verip desteğimizi devam ettireceğiz. Herkes bizi desteğe geliyor, sağ olsunlar. Biz de öncü oluyoruz bu destekte, bize yardımcı olmaları için. Geri geldik 3. lige. Yeni gelmedik, geri geldik. Bu takım daha yukarıları hak eden bir takım. 3. ligden daha yukarılara da çıkacağımıza inanıyoruz. Ayvalık dediğimiz zaman herkesin aklına ilk gelen zeytin ve zeytinyağı tabii ki. Biz de Ayvalık zeytininin neden bu kadar lezzetli olduğunu konuşacağız. Arda Bayri ile birlikteyiz. Ayvalık Belediyesi Kooperatif Temsilcisi. Evet efendim, hoş geldiniz. Bulduk. Şu an Ayvalık Belediyesi'ne ait bir kooperatifteyiz aslında. Ama biz genel olarak zeytincilikle başlayalım. Ayvalık denince neden zeytin ve zeytinyağı akla gelir? Yöremizin iklim şartlarından, yani denize olan yakınlığımızdan, toprak verimliliğinden bunlar... Ayvalık ve Edremit Körfez tarafının zeytin rektörlüktesinin bir kademe üstünde zeytin ve zeytinyağları ürettiğimiz bölgedir. Yani çok eskiye dayanıyor burada zeytinciliğin tarihi aslında. Tabii, çok zeytin eski. Ağaçları da çok eski. 1100 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Peki şunu soracağım. Ayvalık dediğimiz zaman önde gelen sektörlerden biri zeytincilik. Tabii, değil mi? Turizm ve... zeytincilik ve balıkla uğraşıyoruz. Yöremiz yaz aylarındaki turizmi... Kış aylarındaki iş gücümüzde zeytin ve zeytinyağcılık. Zeytinlere baktığımız zaman aslında eskiden herkes evinde yapıyordu bunları. Evet. Şimdi fabrikalarda yapılıyor. Yine evlerimizde yapan insanlarımız var. Yapılıyor mu? Kooperatifimiz kanalıyla bir mutfağımız var belediye bünyemizde. Orada üretici kadınlar tarafından üretilen zeytinlerimizi satıyoruz zaten biz. Öyle mi? Evet. Yani bunlar eski usulle evde yapılan zeytinler. Evet, evet efendim. Zeytinyağına geldiğimiz zaman aslında zeytinyağının püf noktasını biraz söyleyelim izleyicilerimize. Şöyle... Bakıyoruz, alıyoruz elimize. Şimdi bunu gördüğü zaman herkes bulanık diyor. Ama aslında iyi zeytinyağı böyle oluyor. İşlenmemiştir. Yani tabii bu ürün işlemi görmeyen zeytinyağıdır. Dibinde hatta az bir şeyde kendi özü vardır. Posta dediğimiz kendi özlerinden bulunmaktadır. Yani ben zaten aldığım zaman filtresiz diye satılanlardan alıyorum. Evet, evet, bu onlardan. Filtresiz olanları hem bulanıklığı sizi aldatmasın hem dibinde bir posa varsa o sizi korkutmasın. Asıl bu, sağlıklı olan, doğal olduğunu gösteren. Doğal olan, iyi olan budur. Evet. Cunda Adası'nın içerisindeki eski Taksiriyaris Kilisesi, yeni Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz şu anda. Aslında burası adadaki ve Ayvalık'taki pek çok kilise gibi sarımsak taşı kullanılarak yığma taş tekniğiyle yapılmış 1873 yılında yapılan kilise o dönemin metropol kilisesiymiş. Ne demek metropol kilise? Yani ana kilise. Bu civardaki tüm kiliselerin bağlı olduğu bir metropollük burası ve o nedenle de çok önemliydi. Yaklaşık 10 bin kişilik bir cemaati vardı burada bu metropol kilisenin. O dönem adada yaşayan ve Ayvalık'ta yaşayan Rumlar buraya çok sık geliyorlardı. Önemli özelliklerinden biri de iki çan kulesinin olması ve az önce söylediğim gibi sarımsak taşı kullanılarak yığma taş tekniğiyle yapılması. Taksiriyaris yani koruyucu melekler adına yapılmış bir kilise burası. Cebrail ve Mikail'in koruyucu meleklerin adına yapılmış olan kilise o dönemden sonra biraz Cumhuriyet döneminde
yavaş yavaş bakımsız kalmış. Daha sonra harabe haline almış ve buranın kurtarılması için bir çalışma başlatılmış. 2 yıllık başarılı bir restorasyon süreci sonrasında da 2014 yılında Rahmi Koç Müzesi olarak burası açılmış. İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'ne gidenler çok iyi hatırlayacaklardır burayı gördükleri zaman. Adeta oranın bir minyatürünü Cunda Adası içerisine yapmışlar. Eski oyuncaklar, yine çok önemli objeler, Rahmi Koç'un koleksiyonundan önemli objeler burada sergileniyorlar. Hani bir taşla iki kuş derler ya, tam anlamıyla öyle olmuş. Hem kilise çok güzel bir restorasyonla kurtarılmış, hem de Rahmi Koç koleksiyonu burada günümüzde sergileniyor. Ayvalık ve Ayvalık'a geldiğiniz zaman deniz ürünlerini en iyi yiyebileceğiniz yer Cunda tabii ki. Tabii ki Ayvalık'ın, Cunda'nın mutfağı tüm Türkiye tarafından biliniyor ama biz bir kez daha sizin ekranlarınıza getirelim dedik ve Volkan Bekit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cunda'nın en çok bilinen, en tercih edilen restoranlarından birindeyiz. Ve aslında bu mükemmel deniz ürünlerini Volkan Bekit bize tanıtacak. Tekrar hoş bulduk. Öncelikle tabii biraz Cunda'dan bahsetmek gerekiyor. Her geçen yıl biraz daha popülerliği artan bir yer Cunda. Bu aslında sizin işlerinize de yansıyordur mutlaka. Tabii Cunda zaman geçtikçe öz önüne koyuyor. Günümüzün teknolojiyi, yolların düzelmesi, havaalanının yapılması falan Cunda'nın daha fazla popüler olmasında etken oldu. Tabii ki onların yanında mutfağımız da. Yani sadece yemek yemek için bile bir günlüğüne gelip ertesi gün dönenler var. Peki deniz ürünleri tabii ki ön sırada geliyor burada tercih edilen ürünler arasında ama ben biraz otlarla başlamak istiyorum. Çünkü Ege mutfağı, Ayvalık mutfağı otları da içinde barındırıyor. Evet. Sizde ne gibi çeşitler var? Şu an mesela ısırgan görüyorum. Şu anda ısırgan otu salatası, içinde kuzu kulağı da var. Bunu biz çiğden yaptık. Vitaminleri üzerindeyken yenen bir salata. Kuzu kulağı ve ısırgan var. Biz bunun nar, turşu ve buranın peyniri, sepet peyniri, kelle peyniri denen peynirle de üzerine süsledik. O zaman sıradan başlayacak olursak, nasıl anlatabiliriz? Tarçın var galiba. Bu da tarçınlı kelle peyniri. Bu da palamut füme. Palamut füme. Palamut füme. Bunu da zeytin odunuyla fümeliyoruz. Evet, burada bir ürün var. Ben hani bunu daha önce görmedim. Evet, bu yeni bir ürün. Bu dışı bunun patates. İçinde de levrek ve fesleğen sosu var. Yine burada bir simit var ama bu kandil simidi değil yani, yanlış anlamayın. Bu da yine balık simit bu da. Bunun da içinde dereotu, maydanoz, yeşilliklerden ve soğan gibi kavruluyor. Üzerine de hamurla normal simit gibi kızartıp veriyoruz. Bu da çok güzel, çok beğeniliyor. Burada ne var? Bu da yeni. Bu da fava. Normalde favayı bakladan yapıyorduk. Evet. Bunu da kuru bezelyeden yaptık. Üzerine de karamelize soğan ve dereotuyla ceviz de o şekilde sunuyoruz. Ve hani derler ya astolistler, bu da en son çıkar aynen diye, bu da masanın astolisti. Bu da astolist. Bu da aslında Ayvalık'a adını veren midyelerden bir tanesi. Evet. Bu da aynı şekilde tereyağı, zeytinyağı, biberlerle birlikte o şekilde de onu yapıyoruz. Bu da çok güzel. Sohbetin sonunda futbolu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü Ayvalık Gücü artık profesyonellikte. Yani evet. Üçüncü ligde. Evet. Çok büyük bir adım atmış durumda. Siz de yöneticisiniz. Ben de yönetimdeyim. Nasıl mutluluk, duygular neler? Yani çok güzel bir duygu. Gerçekten Ayvalık uzun zamandır böyle bir duyguyu yaşamamıştı. Hep birlikte yönetimle, teknik heyetle, futbolcularımızla birlikte bu güzel duyguyu yaşadık. Çok sevinçliyiz. Hayalde neresi var Ayvalık Gücü için? Vallahi biz birinci ligin, o zamanki Süper Lig'in eşinden dönmüş bir takımız zamanında. Tabii ki en yüksek Süper Lig hayalimiz var. Süper. Elinize sağlık. Afiyet olsun.
Futbolun şehirlerinde bu hafta güzel Ayvalık'taydık. Ayvalık denince aslında burası dört mevsim yaşayan bir yer. Özellikle son dönemde gastronomi rotası içerisinde yer alan Ayvalık önemini biraz daha fazla arttırdı. Bu programda da bunu ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Tabii öncelikle Ayvalık halkının ve Ayvalıklıların bize gösterdiği misafirperverlere de çok teşekkür etmemiz gerekiyor buradan. Umarım bir gün herkesin yolu buradan, Ayvalık'tan geçer. Çünkü burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tabii Ayvalık gücü, şehri çok heyecanlandırdılar. Bu sene müthiş bir performans gösterdiler. Onların bundan sonraki hedeflerini de bu programda sizler için ekrana getirdik. Programı çok güzel bir noktadan kapatıyoruz. Tüm Ayvalık'ı gördüğümüz bir nokta burası. Eski bir değirmen aslında şu anda kütüphane olarak hizmet veriyor. Ve Ayvalık'ı en güzel görebileceğiniz noktalardan biri burası. Güzel Türkiye'min her yeri güzel ama bana göre Ayvalık bir başka güzel. Bakalım önümüzdeki hafta hangi rotada sizlerle birlikte olacağız. Onu da göreceğiz. Hoşçakalın.